Selam sevgili Çetkarek takipçileri, rafıklarım, gönüldaşlarım, güzel şehrimin güzel insanları. Bütün dünyaya selam olsun ki Çetkarek Ayhan Ekmen'den. Arkadaşlar bilirsiniz, dünyada tek şehir ismiyle anılan mutfaklardan Antep mutfağıdır, Gaziantep mutfağıdır. Bizim çeşit çeşit yemeklerimiz var. Bugün size kış mevsiminde bakliyatlarla yapılmış bir çorbadan besleyici, çok besleyici bir çorbadan bahsedeceğim. Böyle kısa bir tarifini vereceğim. Hazırlıkları yaptım ufak tefek. Bu çorba kışın yaptığımız özel bir çorba. Doyurucu, besleyici ve kolay kolay acıkmayacağınız bir çorba. Kış günlerinde böyle kara kışta falan yenir. Çok lezzetli bir şey. Yener neyse artık. Şimdi hani derler ya, dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Bu tartışılmaz. Çünkü çeşit çeşit bizim kazan yemeklerimiz var, tencere yemeklerimiz var. Antep'e herkes böyle kebapla, lahmacunla özdeşleştirir ama bizim ana yemeklerimiz, özel kazan yemeklerimiz daha bilinen, meşhurdur. Tabi Antep'te birkaç yerde kazan yemekleri restoranlarda sunuluyor. Sadece kebap, lahmacun, katmer benzeri şeyler ortaya çıkıyor, beyran falan. Ama bir Antepli evine giderseniz kazan yemeklerini yeme şansınız çok olur. Onun için her zaman derim ben Antepli dostlarınız olsun diye. Antep'te birkaç isim vermeyeceğim ben. Birkaç yerde Antep kazan yemeklerinin çeşitli örnekleri yapılıyor. Çok da güzel servis ediyorlar. İnşallah bir gün oralarda gider çekim yaparız. Arkadaşlar bugün size alaca çorbası yapacağım. Alaca çorbasından tarif edeyim. Tamamen bakliyatlarla yapılmış. Ve en özel kısmı şu arkadaşlar. Şu bahsettiğim şey. Tarhun deriz biz buna. Tarhın otu, felaket lezzet verir bu şeye, çorbaya. Zaten ben her zaman söylerim, yuvalamaya da nane geçirmezseniz yuvalama da hiçbir şeye benzemeyiz. Bu çorbaya da tarhın koymazsanız hiçbir şeye benzemez arkadaşlar. Ben size biraz tarif edeyim şeyden, malzemeden tarif edeyim arkadaşlar. Şimdi bizim dövmemiz var. Biz bu dövme diyoruz, bu şey aşurelik buğday diye de geçer. Bundan bir kase kadar koyacağız. 4 ya da 5 kişilik bir alaca çorbası yapacağız. Dövmemiz var. Diri mercimek, kara mercimek dediğimiz mercimeğimiz var bizim. Özellikle yeşil mercimekle de olur ama bundan daha lezzetli olur. Çünkü bunun kabuğunda da kabuğunda lezzet verir. Üçüncü malzememiz haşlanmış nohutumuz olacak. Haşlanmış olursa daha çabuk, daha kolay yaparsınız. Ondan sonra malum kuru soğan koyacağız içine. Bunu da anlatacağım size nasıl yapılacağını. Ve biz bir de kuruluktan şey koyuyoruz. Bunu bir sıcak suya ısladık. Kuruluk şeyimiz bu. Yeşil al biberimiz. Yani acı biberimiz. Dolmalık biber. Bunu da sıcak suya ısladık. Biraz daha yumuşadı. Biraz da çorbanın içerisinde yumuşayacak. Ben şeyle bahsedeyim size hemen. Arkadaşlar dövmemizi biz kaynattık. Hazır ettik. Ben şimdi bunu size kaşıkla da çatışıyla da göstereceğim. Evet, şu vaziyet. Nohutla beraber kaynadı. Hazır. Buna şimdi şeyi de yapacağız. Bu dövmeyle diri mercimek dediğimiz, yani şu arkadaşlar, aynı pişmez. Biz bunu her zaman geleneksel usulle evde annelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı, hanımlarımızın yaptığı, buna da bir kaşıkla müdahale edersek, bunu ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Çünkü haşlanma süreleri farklı olduğu için bunu ayrı tencerede yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şurada zeytinyağımız var. Halis mulis zeytinyağımız. Her Antep yemeğinde bunu şöyle şey yaparsak, her Antep yemeğinde hani malum bilirsiniz soğan, şöyle alabilirsek kameramanımız bugün sağ olsun eşim, soğan zeytinyağına atılırdı. Hani biz karamelize ederiz ya da yakarız ya da şey yaparız. Bu yemeğimizde, yani bunun alaca çorbadır ama yemek kadar doyurucudur. Bu çorbamızda soğanı çiğden mercimeğin içine atacağız. Şu kara mercimeğin içine atacağız. O böyle beyazlaşacak, şeffaflaşacak, tatlı bir hal alacak. Yani acı tadı gelmeyecek. Soğan tadı hiç gelmeyecek. Yağımıza da ne atacağız arkadaşlar? Yağımıza da bunları az sonra göstereceğim bunları size. Yağımıza da bu tarhunu atacağız. Tarhunu ve pul biberimizi. Pul biberimizi atacağız.
Yani hani eşkili hafifteki gibi filan. Yağı onunla naneyle geçiririz ya. Bunda da tarhunlu biberli yağ geçireceğiz. Şimdi ben bunu size yaparken aşamalı çekeceğim. Az sonra bu soğan atma, soğanı haşlama meselelerini size anlatacağım arkadaşlar. Alaca çorba tarifimiz devam ediyor. Evet sevgili takipçilerim, alaca çorbadan bahsetmiştik. Alaca çorbamızda aşama aşama gidiyoruz. Az sonra tamamını birleştireceğiz arkadaşlar. Bundan önceki çekimde ben bunu hazırlamışım ama masaya koymuşum. Biber salçası ile domates salçası, bunu da koyacağız arkadaşlar. Bunu da unutmam. Birer kaşık. Benim size verdiğim tarif, az önce de bahsettim. 4 kişilik, 5 kişilik bir tarif. Tekrar çekelim. Şu malzemelerimizi tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Dövmelik buğday. Ondan sonra yani dövme çorbalık. Garam mercimek. Efendime söyleyeyim. Nohudumuz var, haşlanmış nohudumuz. Olmazsa olmazı bu çorbanın tarhım var. Biber salçası, domates salçasından bahsettik. Pul biberimiz var. Tuz atacak. Zeytinyağı koyacak. Zeytinyağını az önce de bahsettim. Arkadaşlar şimdi bu gene bu çorba samimi mi diyor. Bizimki böyle amatörce samimi. Hanım bana dedi ki bu dedi dövmeyi dedi bir gün önceden ıslayabilirsiniz. Aynı günde pişirebilirsiniz. Aynı gün pişirirseniz size bir dipnot dövmeyi koyduktan sonra suya hiç karıştırmamak lazımmış. Karıştırırsanız dibine tutar dedi. Bu önemli bir nüans oldu. Yaklaş bakalım üstadım, hanım kameraman. Gele aşıyla gördüğünüz gibi yaklaş 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 usta. Dövmemizden nohudumuz kaynadı, pişti. Biz ne yaptık? Az önce de bahsettik. Karamecime başka yerde pişirdik. İçine soğanımızı attık arkadaşlar. Aşıyla. Bunu da göstererek. Şimdi bu iki tencereyi birleştireceğiz. Soğanları görüyorsunuz. Soğanlar beyazlaştı, şeffaflaştı. Yani bunda hiç soğan kokusu yok. Bu kadar soğan mı olur demen. Zaten bunun lezzeti burada. Besleyiciliği var. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Bu kaynaya dursun. Bu aşamada biber salçamızla domates salçasını çiğden arkadaşlar yemeğimizin içine yedireceğiz bunu. Yavaş yavaş karıştırarak haşeyle de kendini. Arkadaşlar bunu şöyle şu kepçenin dibini bastıra bastıra yaptığımız zaman şöyle çok da ezmeden nohutla dövmeleri zaten mamin havlası kim oluk şey dövmeler. Dövme çok güzel böyle şey gibi oldu aynı. Ne derler ona? Uyumak kim oldu? Bunun için zaten altı yanıyor bunun. Yavaş yavaş dikkat ederseniz renk almaya başladı çorba. Zaten pul biberinden yağ da geçirdiğimiz gibi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir görüntü ortaya çıkacak. Yağlı yüzlü bir yemek olacak yani anlayacağınız. Buna dedik ya biber salçasını unuttuk söylemeye domates salçasıyla biber salçasını. Şimdi yediriyoruz içine. Bu zaten biraz daha soğanla falan beraber pişeceği için biber salçası, domates salçası içinde kaybolur. Kendi kendine yemeğin şeyine karışır. Şimdi arkadaşlar şunu da katak. Size söylediğim gibi bu aşamaya geldi bu. Önce şeyle kepçeyle başlayak. Domates burada ne var? Arkadaşlar şeyle göre mercimek var. Kara mercimek, diri mercimek, soğanımız var. 4 baş soğan doğradık biz buna. Siz de o bahsettiğim tarife 3 ya da 4 soğan doğrayabilirsiniz. Kuruluktan bir şeyi doğramıştık. Acı dolmalık biberimizi doğramıştık. Bunları şimdi buna aşıyla kameramanımız hanım sağ olsun bugün bize yardımcı oluyor. Şimdi ben bunu şöyle kendime doğru yavaş yavaş kendimden uzaklaştırayım biraz. Şöyle dökelim arkadaşlar. Evet. Sonra ayrıntıları ayarladık. Evet arkadaşlar. Biz tabii fazlaca yaptık. Sebebi evde horonta kalabalık. Benim size verdiğim tarifi tamamen aynısını uygularsanız 4 kişilik, 5 kişilik çok doyurucu, çok güzel bir kış çorbası elde edersiniz.
Bunları iri iri de doğrayabilirsiniz. Al biberleri, şeyleri yani dolmalık biberleri. Şöyle bir görüntü oluştu. Şöyle tam ben durdurursam. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi bu yemeğin, az önce de bahsettim arkadaşlar. Bu yemeğin ana unsuru, evet hanım değil ki, ocağın altı yanı değil, kapat değil. bu yemeğin ana unsuru arkadaşlar, az önce de bahsettiğimiz gibi şu haliyle, bu haliyle yiyorsanız hakikaten tamam doyurucu, yenir, yenmez mi? Fakat önemli olan en büyük nefaseti, en büyük lezzeti, en büyük raihayı veren arkadaşlar Abu Can'ını yedim, yazdan hazırladığımız tarkın. Tarkın bunun olmazsa olmazı, felaket bir kokusu var. Yani bu tarhının kokusu anlatılmaz. Ben bunu kokladığım yerde kendimi başka bir dünyada gibi hissedeyim. Yani hiçbir parfümde böyle bir koku yok. Bizim Antep'ten gene zeytinyağımız, buna bir parça daha zeytinyağı yaklaşırsa bizim kameramanımız, Ayşe'yle biraz daha ilave edecek. Oo, gördün mü? Doğadan gelen lezzet. Canını sevdiğim. Of 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 of. 10 numara 5 yıldız. Bu yağ bize yeter arkadaşlar. Şimdi bunun az sonra yağını da geçirirken, ha şunu da şey yapak mı? Bunun içine atak mı artık? Atma diye bizim hanım. Ha bak, görüyor musunuz? Tarifi vermeyeyim. Ekran yüzü benim ama arka taraftan bizim hanım şeyli değil. Atma, atma. Hı, atma. Hı, yukarı etme, atma. Tamam. Şimdi bunları tekrar birleştirirken ve sonra bir iki kaşık yiyip sizi umsuluk ederken yine beraber olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son aşamaya doğru geldik. Ne yapıyoruz? Şeyi birleştiriyoruz. Çorbamızın yağını, pul biberini ve tarhını ile birleştiriyoruz. Arkadaşlar benim size bir önerim. Alaca çorbayı yiyenler bilirler. Bu şeyin taneleri büyük büyük ya, şöyle uzun uzun tarhının taneleri. Şöyle şu tarafa gelirse kameraman. Buna şöyle birkaç tane bıçak darbesi vurun arkadaşlar. Bu şu kaşıktan sarkmasın. Şimdi bunlar yemeğe girdikten sonra yumuşayacağı için kaşıktan sarkma yapar. Hatta böyle yaptığınızda o içinde küçük küçük çöpleri varsa onlar da kaybolmuş olur. Hem de böyle bir iki darbe vurduğunuzda bu tarhının bütün aroması her kaşığa yayılmış olur. Bunu böyle anlatmış olayım. Şimdi buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz yağ atmıyoruz. Hanım dedi yağ atma. Bunu dedi direkt. Evet, direkt yemeğin içine attık arkadaşlar. Yemeğimiz zaten gördüğünüz gibi kaynıyor. Ben bunu şöyle bir karıştırayım. Sonra da üzerine böyle kalsın. Üzerine yağ geçireceğiz. Yağımızın altını yaktık. Arkadaşlar buna bir yemek kaşığı kadar pul biber atacağız. İstersen pul biberi kaşıyıp kepçenin içine koyalım, onun içine dökelim. Hayır, istemediler. Bir dolu yemek kaşığı biz bunu attık. Siz ona çok çok az ama biber de var, içinde acı olmasın. Evet, annem bizde çünkü annem de yiyecek. Bir dolu yemek kaşığı. Bunu şöyle altını kıstım tekrar. Bunu biberi çok yakmadan. Biber biraz rengini versin arkadaşlar. Rengini versin, görüyorsunuz. Hanım bana derse ki tamam bunu dökebilirsin derse hemen yemeğin üstüne boca edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu yemeğin üstüne, bence oldu bu. Bayağı da güzel böyle. Gördün mü? Şöyle köpür 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 kaynıyor. Bayağı da güzel oldu. Şöyle. Of. Ondan sonra da şöyle yaparız. Şöyle yemeğin sulu kısmından alırız. Şöyle dökelim. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz, alaca çorbamız şimdi kendi formunu buldu. Şimdi alaca çorba, alaca çorba gibi oldu. Evet, çok aşırı yağ koymadık tabii ki biz. Artık kolesterol da molesterol oldu.
Dikkat ediyoruz öyle şeylere. Şöyle son halini ben göstereyim bakın. İçinde dolmalık biber, kuruluk dolmalık biber, tarhın, soğan, dövme, ondan sonra nohut. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu az sonra tabaklayacağım ve oturup yiyeceğim arkadaşlar. O oturup yerken de size bir umsuluk edeyim. Bir umsuluk edeceğim arkadaşlar size. Hele 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 hele. Aman yarabbim, tövbe. Evet arkadaşlar. Alaca çorbamız 10 numara 5 yıldız oldu. Ben şöyle tadımlık sizin için şöyle hafif de yağlı yüzlü yerinde. Tadımlık sizin için şöyle biraz. Aman Allah tövbe. Aman Allah tövbe. Evet. Süper bir şey oldu. Süper bir şey oldu arkadaşlar. Sizin için. Bu video evet. Bir tarif videosu. Biz çok profesyonel değildik. Ama bizim geleneksel usullerde evimizde nasıl yaptığımızı size anlatmak, yansıtmak istedik. Alaca çorba dediğimiz gibi çok besleyici. Bu videonun altında sorularınız olursa cevaplayabilirim. Benim eksiklerim de olabilir. Çünkü herkesin kendine göre bir tarifi var ama bu en geleneksel. Yani tabii ki annem, dedem, büyük dedem, büyük dedem Antepli olduğu için hep böyle gelenek şeyden gelmiş, zincirleme gelmiş. Şimdi ben bunun bir de tadına bakayım. Şöyle içinde bir parça da nohut ve bir parça da biberi olan Ayşe ile yaklaştırırsa bizim sevgili eşim kameramanım. Şu kaşığı sizin adınıza hüpletiyorum. Arkadaşlar bu koku var ya. Olmaz böyle bir şey. Bu tarhın unutmayın arkadaşlar. En pik noktası, bu ara çok şey oldu ya, en üst noktası, nirvanası alaca çorbada belli olur. Tarhının tadı. Tabii şeye de koyarlar. Antep peynirli böreğe, sebzeli böreğe de koyarlar. Ondan sonra bir iki bir şey daha var. Onlara da koyarlar. Süper olur. Ben bu arada konuştum ki azıcık soğusun. Çünkü çok sıcak. Aman Allah tövbe. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu çorbayı yapın. Müthiş besleyici. Çocuklarınıza da alıştırın. Felaket lezzetli bir şey. Tarhının anlatılmaz yaşanır bir rayhası var. Mükemmel bir şey. Siz size mukadderim.